Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kadının hakları nelerdir? İslam ahlakına göre karı koca birbirinden devamlı hak koparmak için çekişip duran iki düşman kutup değildir. Bunlar birbirlerini tamamlayan, birbirlerine yardım ve destek olan, huzur ve moral kaynağı oluşturan bir bütünün iki yarım parçasıdır. Bir insanın iki gözü gibidir. Tıpkı Peygamber Aleyhisselam ev işlerine yardım etmesi, Hz. Ali ile eşi Fatım arasında iş yapması gibi. Bununla beraber kadının kendine özel bir takım hakları vardır. Bu haklardan belki de en önlerinden birisi, kocasının kendisine en hayırlı kişi olmasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz bunu şu veciz ifadeleriyle haber verir. Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır. Fesuphanallah. Kadın naklarını tek tek saymak çok uzun olacağından bazılarına birer cümle işaret etmeyle getirelim. Kadının maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını örfe uygun olarak karşılamak kocasına aittir. Kadının nafakası gibi tedavisi, ilaç masrafları ve diğer ihtiyaçları da kocaya aittir. Kadın ekmek yapmayan birisi ise veya yapamayan o zaman erkek hazır ekmek almak zorunda. Koca eşinin kendisi için süslenmesini istiyorsa süs malzemeleri ve koku masrafı yine kocaya aittir. Kadın kocası sefere çıkarken gelmediği günler için nafakasına ondan kefil isteyebilir. Adetli günlerinde kocasından ayrı yatmak isterse ayrı bir yatak istemek hakkıdır durumuna göre kadın kocasından hizmetçi isteyebilir. Hizmetçinin ücreti yine kocasına aittir. Örfe göre kadınların yapmaması ayıplanan ev işleri dışında kadın hiçbir iş yapmak zorunda değildir. İhtiyaç duyarsa kocasıyla aylık nafaka miktarında anlaşırlar. Yetmediğini anlarsa artmasını kocasından ister ve eğer koca bunu kabul etmezse Kadının mahkemeye gitme hakkı var. Kadın kocasının yakınlarını istemediği takdirde mesela kayınvalide, kayınpeder o zaman kocası ona müstakil bir evde oturma imkanı sağlar. Kadının anne babasını ziyaret hakkı vardır. Erkek buna engel olamaz. Erkeğin haklarına bir zarar vermeyen helal işlerde kadının meşru çerçevede çalışma hakkıdır. Bu hakkını kimse elinden alamaz bir seçim söz konusu olduğunda kadının seçme hakkının bulunduğunu çoğu İslam bilginleri söylemişlerdir. Çünkü onların böyle bir hakkının olmadığına dair hiçbir delil yoktur. Kaldı ki seçme yani beyattan ibarettir seçme. Halbuki Peygamber Aleyhisselam kadınlardan da bizzat biat almış ve Hazreti Ömer Efendimiz de kendisinden sonra seçilecek Halebi halife için evlenmemiş genç kızlar dahil herkesten fikir almıştır. Bunlar kadının erkek üzerindeki hakları sayılırken açıklanan konulardan sadece bazılarıdır. Sonra bunlar birer birer tavsiye niteliğinde değil, yaptırımı olan kanuni haklardır. Karadeniz'de, Anadolu'da veya ülkenin değişik yerlerinde kadınlar çalıştırılıyor ve ancak erkeğin yapabileceği zor işler altında eziliyorlarsa bunun suçu İslam'ın değil, İslam'ı onların hayatından uzaklaştıranların olsa gerektir. Görüldüğü gibi kadın geçim konusunda hiçbir derdi ve endişesi olmayan, yani alabildiğine sosyal güvenliği bulunan bir insandır. Ve bütün bunlar bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda mahkeme kararı ile belirlenecek olan kanuni haklardır.